oluyor. Herkesin burada okulu var, manastır var, yatılı pansiyonu var, bilmem nesi var, papazları var. Birdenbire Arnavutistan'da kıyamet kopuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Çünkü Devlet-i Aliye'nin getirdiği armoni pre-etabli derler Fransızlar, bien etabli, daha önceden kurulan ve iyi kurulan bir armoni, bir düzen, birdenbire savaşın şartları dış işgal, dış müdahalelerle patlama noktasına geliyor. Ve başlıyorlar köylerde insanları kesmeye. Bu çok olur. İlk önce şehirde bir iki arbede çıkar. Kırsal bölgede köyle köy birbirine saldırır. Bu çok tipik bir kalıptır. Bu her yerde tekrarlanır. Buraya has bir şey değildir. Bu gibi çatışmaların sosyolojisine bakıp yapacaksın. Bu olayları böyle yüzeyden görüp de bir ikisini böyle ahmak ahmak hükümler vermenin efendim hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir şekilde yarayı teşhis edemezsiniz. Bunlar insanoğullarına has değişirmelerdir. Bir yerde iki milli grup birbirini kesiyor. Kuvvetli olan veya resmi konumda olanı hemen yapıştırıyorlar. Jenosit. Ya jenosit dediğin o kadar kolay mı? Almanya'da bunu besliyor. Besliyor. Bugünkü Almanya'nın işi gücü bu gibi saçma teorileri beslemek. Çünkü omuzlarında çok büyük bir yük ve suç var beşeriyet tarihinde. Yahudi kırımı. Alman Yahudisi Alman kültürüne hizmet etti. Alman Yahudisi kendini Alman olarak gördü. Alman Yahudisi harbetti o memleket için. Öldü kaldı. Ve bunlar bir sabah kalktıklarında nasyonal sosyalistler Almanya'nın birinci harpteki yenilgisinin ve fakirliğinin sebebi Yahudilerdir dedi. Bulduk olayı herif. Yani demiyor ki herif, bizim Kaiser salağın biriydi, lüzumsuz bir harbi çıkardı. Demiyor ki herif, bizim generaller iyi kurmaylık falan bilirler de askerlik için bu kadarı yetmiyor. Daha başka bilgiler de lazım. Etrafı iyi kolaçan edeceksin. Silahını ve mühimmatını bile iyi kullanamadı. Demiyor ki herif, Almanlar harp eder, savaşırlar, hücum ederler fakat vatan savunması denen şeyi iyi beceremezler demiyor adam bunu, der mi adam? Ya kim arıyor? İşte komünistler suçlu. E komünistler dediğin efendim yarısından çoğu Yahudi zaten. Has Alman Yahudilerin işi diyor. E hadi keselim Yahudileri, Rusya'da da öyleydi. Bütün tembelliklerin, bütün günahların nedeni ne ahmak ikinci Nikola, ne suratına bile tükürmeye değmez demiştir Grandüklerden biri, Rusya'nın rezil aristokratları, ne aptal toprak sahipleri, böyle köylüleri ezen falan. Siz biliyor musunuz, Rusya İmparatorluğu'nda en fakir bir Kafkas köylüsü, Orta Rusya'nın köylülerinden çok daha muhteşem bir hayat yaşardı, çok daha özgürdü. Çünkü zavallılar hem tembel hem cahil hem de başlarındaki insanlar ahlaksız ve vicdansız, bu kadar açık bu. Hiçbir şekilde bir şeyleri yok. Bunları kimse söylemez kendini zengin etmek için. İnsanlar ve toplumlar kendini beğenir. Yahudi, Yahudi'yi güzel bir ırk teorisiyle fırınlara yolladılar. Sırf Yahudiler değil efendim, Çingeneleri de, o zavalları da bırakmadılar. Sırf onları değil efendim, Slavları da, Polonyalıları da. Siz biliyor musunuz, Kızıl Ordu askerlerini ilk önce fırına verdiler. Bu kadar ahlaksızlık. Bir asker adam esir aldığı karşı muharibi fırında yakar mı? Böyle bir rezillik görülmüş müdür tarihte? Bu nasıl bir askeri ahlaktır, nasıl bir savaşçılıktır? Nasıl bir şövalyeliktir. Bütün bunların üzerine bu kavim utancını silmek için kendine suç ortakları arıyor. Biz biraz hırsızlık yaptık ama bu mahallede herkes hırsız demeye getiriyor. Bu çok basittir. Ve bunu yapıyorlar ve bunun için yerlileri de arıyorlar, teşvik ediyorlar. Teşvik edildiklerinin farkında bile değiller. İnsanlar şöhret için, alkış için
20. 21. yüzyılın münevveri her şeyi yapar. Çünkü yalnız insanlardır bunlar. Amerika'da adam Türk Enstitüsü'ne giriyor, müdür oluyor. Bizim tezleri savunuyor. Ertesi gün diyor ki oradan ümidini kesince herhalde para da kesildi. Ben yanılmışım diyor. Bu sefer öbür tezi savunuyor aynı adam. Yani 18 yaşında çocuğun yapmayacağı çiğlik bunlar. Şimdi ismi lazım değil, sorana söylerim. Biz bunun çok örneklerini gördük. Fakat buna rağmen hakikatin ışığı ortadadır. Ve batı bilimi, batı bilimidir her şeye rağmen. Bize karşı tezlerle arşive giren nice alim oradan Türkofil olarak çıktılar. İşte bir Günter Levi. Alman Yahudisidir. İşte bir efendime söyleyeyim Matei Fransız yani Matei bir amiral ne oludur hiç bizim tarafta değildi tamamen oraya girdi. İşte efendime söyleyeyim bir Bernard Lewis dedi ki bu jenosit değil dedi bu bir masakır katliam harp içinde olan olaylar Ermeni meselesi. Ve Fransız mahkemesi adamı bir frank cezaya mahkum etti. Fransız hakim çok biliyor herhalde Bernard Lewis'den daha. Yani düşünebiliyor musun? Bir tane Fransız hakim, yargıç. Ne bilir o herif? Hiçbir şey bilmez. Bernard Lewis'i mahkum ediyor. Ve Bernard Lewis'i savundu diye Jill Weinstein'ın dersine hücum ettiler. Öyle o kadar da demokrasi ve teminat her yerde çok iyi gitmiyor. Ve adam kolejde Fransa seçildiği zaman Fransa'nın en mühim müessesesi, İlimler Akademisi'nden daha önemli bir yer. Protesto ettiler. Cumhurbaşkanına gidip bunu tasdik etme üyeliğini demişler. Jacques Chirac akıllı bir devlet adamıdır. Çok fazla Türkofil olduğundan değil, Türkiye ile iyi geçiniyor, akıllı olduğu için geçindi. Zaten demiş ki, ya burada bu makamda birinin Akademi Kolej de France üyeliği tasdik edilmemişti 100 sene evvel. Kim o? Ernst Renan demişler. Ama böyle bir Türk yapıyor. Hadi güle güle demiş. Bu sefer tören günü oraya basmaya kalktılar. Ve dendi ki kendilerine dışarı çıkın. Siz bizim vatandaşımızsınız ama kimleri kastettiğimi anlıyorsunuz. Fransa'nın da sizden daha eski bir tarihi vardır. Şerefi vardır. Bu cumhuriyetin kurumudur. Burası polis çağırttırmayın bana. Kolej de France'ın genel sekreteri kovaladı onları. Jil dersini verdi. Bu sene kaybettik kendisini kanserden 68 yaşında. Hürmetle anıyoruz. Muhteşem bir adamdır. Efendime söyleyeyim bu sahsettiğim iki alimde hatta Günter üçü de Yahudidir. Demek ki Van Minütler'in arkasında dostlarımız da var. Böyle her Yahudilerle baştan kalan Alman yoktur. Demiyor ki herif, Almanlar harp eder, savaşırlar, hücum ederler fakat vatan savunması denen şeyi iyi beceremezler demiyor adam bunu der mi adam? Ya kim arıyor? İşte komünistler suçlu. E komünistler dediğin evet yarısından çoğu Yahudi zaten. Has Alman Yahudilerin işi diyor. E hadi keselim Yahudileri. Rusya'da da öyleydi. Bütün tembelliklerin, bütün günahların nedeni ne ahmak ikinci Nikola ne suratına bile tükürmeye değmez demiştir grandiklerden biri Rusya'nın rezil aristokratları. Ne aptal toprak sahipleri. Böyle köylüleri ezen falan siz biliyor musunuz? Rusya İmparatorluğu'nda en fakir bir Kafkas köylüsü Orta Rusya'nın köylülerinden çok daha muhteşem bir hayat yaşardı. Çok daha özgürdü. Çünkü zavallılar hem tembel hem cahil hem de başlarındaki insanlar ahlaksız ve vicdansız bu kadar açık. Hiçbir şekilde bir şeyleri yok. Bunları kimse söylemez kendini tenkit etmek için. İnsanlar ve toplumlar kendini beğenir. Yahudi'yi yükseldir ırk teorisiyle fırınlara yolladılar.
sırf Yahudileri değil efendim, Çingeneleri de, o zavalları da bırakmadılar. Sırf onları değil efendim, Slavları da, Polonyalıları da. Siz biliyor musunuz, Kızıl Ordu askerlerini ilk önce fırına verdiler. Bu kadar ahlaksızlık. Bir asker adam esir aldığı karşı muharibi fırında yakar mı? Böyle bir rezillik görülmüş müdür tarihte? Bu nasıl bir askeri ahlaktır, nasıl bir savaşçılıktır, nasıl bir şövalyeliktir? Bütün bunların üzerine bu kavim utancını silmek için kendine suç ortakları arıyor. Biz biraz hırsızlık yaptık ama bu mahallede herkes hırsız demeye getiriyor. Bu çok basittir. Ve bunu yapıyorlar ve bunun için yerlileri de arıyorlar, teşvik ediyorlar. Teşvik edildiklerinin farkında bile değiller. İnsanlar şöhret için, alkış için 20. 21. yüzyılın münevveri her şeyi yapar. Çünkü yalnız insanlardır bunlar. Amerika'da adam Türk Enstitüsü'ne giriyor, müdür oluyor. Bizim tezleri savunuyor. Ertesi gün diyor ki oradan ümidini kesince herhalde para da kesildi. Ben yanılmışım diyor. Bu sefer öbür tezi savunuyor aynı adam. Yani 18 yaşında çocuğun yapmayacağı çiğlik bunlar. Şimdi ismi lazım değil, sorana söylerim. Biz bunun çok örneklerini gördük. Ertesi gün diyor ki oradan ümidini kesince herhalde para da kesildi. Ben yanılmışım diyor. Bu sefer öbür tezi savunuyor aynı adam. Yani 18 yaşında çocuğun yapmayacağı çiğlik bunlar. Şimdi ismi lazım değil, sorana söylerim. Biz bunun çok örneklerini gördük. Fakat buna rağmen hakikatin ışığı ortadadır. Ve batı bilimi, batı bilimidir her şeye rağmen. Bize karşı tezlerle arşive giren nice alim, oradan Türkofil olarak çıktılar. İşte bir Günter Levi, Alman Yahudisidir. İşte bir, efendime söyleyeyim, Matei, Fransız, yani Matei, bir amiralinoğludur. Hiç bizim tarafta değildi tamamen. Oraya girdi. İşte efendime söyleyeyim bir Bernard Lewis. Dedi ki bu jenosit değil dedi, bu bir masakır, katliam harp içinde olan olaylar, Ermeni meselesi. Ve Fransız mahkemesi adamı bir frank cezaya mahkum etti. Fransız hakim çok biliyor herhalde Bernard Lewis'den daha. Yani düşünebiliyor musun, bir tane Fransız hakim, yargıç. Ne bilir o herif, hiçbir şey bilmez. Bernard Lewis'i mahkum ediyor. Ve Bernard Lewis'i savundu diye Jill Weinstein'ın dersine hücum ettiler. Öyle o kadar da demokrasi ve teminat her yerde çok iyi gitmiyor. Ve adam kolejde Fransa seçildiği zaman Fransa'nın en mühim müessesesi, İlimler Akademisi'nden daha önemli bir yer. Protesto ettiler. Cumhurbaşkanına gidip bunu tasdik etme üyeliğini demişler. Jacques Chirac akıllı bir devlet adamıdır. Çok fazla Türkofil olduğundan değil, Türkiye ile iyi geçiniyor, akıllı olduğu için geçindi. Zaten demiş ki, ya burada bu makamda birinin Akademi Kolej de France üyeliği tasdik edilmemişti 100 sene evvel. Kim o? Ernst Renan demişler. Ama böyle bir Türk yapıyor, hadi güle güle demiş. Bu sefer tören günü oraya basmaya kalktılar. Ve dendi ki kendilerine, dışarı çıkın. Siz bizim vatandaşımızsınız ama kimleri kastettiğimi anlıyorsunuz. Fransa'nın da sizden daha eski bir tarihi vardır, şerefi vardır. Bu cumhuriyetin kurumudur burası. Polis çağırttırmayın bana. Kolej de France'ın genel sekreteri kovaladı onları. Jil dersini verdi. Bu sene kaybettik kendisini kanserden 68 yaşında. Hürmetle anıyoruz, muhteşem bir adamdır. Efendime söyleyeyim, bu sahsettiğim iki alimde hatta